Allianz Eza Deposu fatura aktarımı nasıl yapılır? Öncelikle görmüş olduğunuz gibi Allianz Eza Deposu'ndan almış olduğunuz örnek bir doküman karşımızda. Bu Excel dosyası içerisinde sadece açıklama sütununu göremiyoruz. Açıklama sütununu dilerseniz manuel ekleyebilir ya da dilerseniz yukarıdaki tip ve fatura durumu sütunlarını kullanabilirsiniz. Biz buraya ek bir sütun açacağız açıklama diye. Açıklama satırına da bilgileri dolduralım. Ve bütün satırlara kopyalıyorum. Açıklama sütununu yazdıktan sonra şablonu kayıt etmemiz lazım. CSV formatında kayıt edeceğiz programı yüklemek için. Dosya seçeneğine tıkladık. Farklı kaydet, Excel çalışma kitabı. Masa üstüne kaydedeceğiz. Dosya adı yazılı. Bizim için kayıt türü önemli. Kayıt türünü CSV virgül ayrılımı seçip kaydet butonuna tıklıyoruz. Evet butonuna tıklıyoruz. Şablonu kaydettikten sonra Luka Muhasebe programına giriş yapıyoruz. Luka Muhasebe programı içerisinde muhasebe, fiş işlemleri, fatura aktarım ekranına giriş yapıyoruz. Tanım kısmına geliyoruz. Allianz fatura aktarımı yazıyorum. Dosya kısmında da masa üstüne kaydettiğimiz dosyamızı seçeceğiz. Dosya seç. Allianz Eza'nın CSV formatında olan dosyasını seçiyoruz ve aç butonuna tıklıyoruz. Kaydet ve dosyayı yükle butonuna tıklıyoruz sağ taraftan. Karşımıza Excel'deki bilgiler geldi. Başlıkların tanımlarını oluşturacağız sırasıyla. Fatura tarih sütununa tıklıyoruz. Aşağıda diğer satır var. Diğere çift tıklıyoruz. Sütun türünü evrak tarihi olarak değiştiriyoruz. Fatura no başlığına tıklıyoruz. Diğer sayı yerine sütun türünü evrak numarası seçiyoruz. Sayı ya da metin olarak değiştirebilirsiniz veri türünü. Tamam butonuna tıklıyoruz. KDV 0, KDV 1 tutarları yer almadığı için 8 ve 18'i oluşturacağız biz bu ekranda. KDV 8 tutarına tıkladık. Diğer sayı tutar. Bu firmamızda hesap planı açık olmadığı için hesap kodlarını ekranda manuel açacağız şimdilik. Belge türünü seçiyorum. Tamam butonuna tıkladım. KDV 8 matrağına geçiyoruz. Sütun türünü tutar olarak değiştirip hesap kodunu yazıyoruz. Matra hesap kodunda BABS işlemini seçmemiz gerekiyor. Bunun için de BABS işaretleme yerinde alış olarak seçiyoruz. Borç alacak, borcuna kayıt edecek. Belge türünü de yine fatura olarak seçiyoruz. %18 KDV tutar başlığına tıklıyoruz. Diğer metin yerinde sütun türünü tutar olarak seçiyoruz. Kural tanımı ekranında hesap kodunu yazıyoruz artık. 191.18 KDV tutar hesabı. F10 butonuna basıyoruz. Hesap kodu tanımlama ekranı açıldı. %18 KDV hesabını yazalım. Kaydet butonuna tıklıyoruz. Hesabın borcuna kaydedecek. Belge türünü seçiyoruz. KDV hesabı olduğu için BABS işleminde işaretleme seçili olacak. Buna dikkat edelim. Tamam butonuna tıklıyoruz. KDV 18 matrağına tıklıyoruz. Diğer metin yerine sütun türünü tutar olarak değiştiriyoruz. Daha önce açık olduğu için 153.18 hesabını seçiyoruz. BABS işlemini alış olarak değiştiriyoruz. Belge türünü fatura olarak seçip tamam butonuna tıklıyoruz. Fatura tutar ekranına geldik. Cari hesabı kayıt edeceğimiz sütun. Diğer sütun yerinde sütun türünü tutar olarak değiştiriyoruz. Hesap belirleme hesap kodu kısmına cari hesabı yazacağız. 320'de hesap kodumuz açık olmadığı için F10 butonuyla ilgili cari hesabı oluşturalım. Hesap kodunu yazıyoruz. Vergi numarasından sorgulayabiliriz. Sorgula
butonuna tıkladığımızda bilgileri karşımıza geldi. Kaydet butonuna tıklamamız yeterli. Hesap kodunu artık kayıt ettik. Bulunan hesabı BABS'de cari hesap olarak kullanılsın kutusunu işaretliyoruz. Borç alacak yöntemi alacak olarak seçip belge türünü fatura olarak seçtikten sonra tamam butonuna tıklıyoruz. Açıklama sütununa geçiş yapıyoruz. Diğer metin, sütun türü açıklama seçip tamam butonuna tıklıyoruz. Kural tanımlarını oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi bütün kayıtlarımız aylık olarak karşımızda. Bunları 10'ar günlük fişler oluşturalım. Öncelikle sol tarafta seç butonuna tıklıyoruz. Fatura tarihi seçili. Sağ tarafta eşit yerine arasında tanımını seçiyoruz ve tarihlerimizi yazıyoruz. 01.03.2017 10.03.2017. Seç butonuna tıklıyoruz. Program işlem yapıyor şu anda ekranda. Seçme işlemi tamamlandı. Aşağı doğru baktığımızda ilk 10 günlük kayıtları seçti gördüğünüz gibi. Diğer kayıtların işaretlerini kaldırdı. Hesapları belirle butonuna tıklıyoruz. Bütün hesapları belirledi, kayıtlarımızı oluşturdu. Artık fiş kesebiliriz. Fiş kes butonuna tıklıyoruz. Fiş tarihini yazalım. 10.03.2017. Açıklamayı da belirtelim. Açıklamayı yazdık. Fiş kes butonuna tıklıyoruz. İlk 10 gündeki kayıtlarımız oluştu. Gördüğünüz gibi 13'ünden başlıyor artık. Seç'e tıkladık. Bitiş tarihini ayın 20'si olarak değiştirip seç butonuna tıklıyorum. Program işaretlemeleri yapıyor yine. İşaretledikten sonra hesapları belirle butonuna tıkladım. Hesapları belirledi. Fiş kes butonuna tıklıyorum. Tarihini 20.03 olarak değiştirip fiş kesiyorum. Son 10 günlük kayıtlar kaldı karşımızda. Seç butonuna tıklıyoruz. Bitiş tarihini değiştirelim. 31.03. Seç'e tıklıyoruz. Hesapları belirle butonuna tıklıyoruz. Hesapları belirliyor karşımızda. Fiş kes butonuna tıklıyoruz ve son tarihimizi de yazıyoruz ekranda. Fişlerin hepsi oluşturulduğunda karşınızda hiçbir kayıt kalmayacak. Alt tarafta çıkan fiş numaralarının üzerine bir defa tıkladığınız zaman programda arka planda ilgili fişi görüntüler.